5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunumuz var. Nüfus hizmetleri kanununa göre isim soyisim değişikliği ile ilgili bir kolaylık getirildi devlet tarafından. Dava sürecine girmeden vatandaşlarımız e-devlet aracılığıyla istedikleri isim soyisimi alabilmeleri ve isim soyisimlerini değiştirme imkanı tanındı. Ancak şöyle bir algı oluştu insanlarda. Her isteyen her istediği isim soyismi alabilerek ismini soyismini değiştirebileceğini düşündü. Ki zaten sosyal medyada gündem hepimiz de görüyoruz. Özellikle yakın zamanda Diyarbakırlı bir ailenin işte oğluna Karizma Beşiktaşlı futbolcu ismini, eşine Anna Maria ismini vermesi bayağı bir gündem oldu. Fatih Terim ismini alan, İbrahim Tatlıses ismini, soy ismini alan bu taleplerin büyük bir çoğunluğu geri çevrilecek. Zira bu kanunla, bu düzenlemeyle amaçlanan aslında toplumda özellikle biliyorsunuz belli bir süre nüfus hizmetleri dijital ortama geçmeden önce elle yazılarak nüfus memurları tarafından verilmekteydi. Dolayısıyla toplumda gülünç olan, imla hatası olan, ahlaka uymayan bir takım isimleri kolaylıkla değiştirebilmek amacıyla bu imkan tanınmış oldu. Örnek verelim. Mesela işte bazı isimlerde Ali. Mesela nüfus memuru iyi yazmamış, Ali yazmış. Veya Kamil, inceltme işareti var, yok. Bu tarz isimler.